Exim Holding bünyesinde özellikle enerji ve gıda üzerine üretim yapan şirketlerimiz bulunmakta ve biz bu şirketlerin bilgi güvenliği süreçlerini yönetiyoruz. Tabii ki birbirinden farklı sektörler ve birbirinden farklı isterler olması sebebiyle bilgi güvenliğini ön planda tutmamız gerekiyor. Bunun için de gerekli çalışmaları yaptığımızda tabii ki bazı reaksiyonlarla karşılaşabiliyoruz son kullanıcı özelinde. İşte neden bu kısıtlamaların yapıldığı veya da bu kısıtlamaların onların çalışma hayatını nasıl etkilediği ile ilgili olarak bize geri dönüşler sürekli oluyor. Bunların önüne geçmek için kendimizi doğru ifade etmek amacıyla regülatif önlemlerin bize sunmuş olduğu maddeleri sunuyoruz kendilerine ve bu maddeler üstünden anlatmaya çalışıyoruz. Bu süreçleri de bu şekilde yumuşatmaya çalışıyoruz açıkçası ama bu sorunları her şirkette olduğu gibi biz de yaşıyoruz. Bugün çok değerli, çok uzun zaman sonra tekrardan Beyaz Şapka etkinliğinde bir araya geldik. Çok değerli üreticilerimiz, siz değerli misafirler, güzel bir bilgi paylaşımı oldu bizler için. Özlemiştik açıkçası. Ve güzel konulara da değindik. Bugün bizim konularımızdan bir tanesi konsolidasyondu. Konsolidasyon konusu bizim Türkiye'de güvenlik altyapılarında çok önemli bir yere sahip. Çünkü birden fazla güvenlik entegrasyonunu yapmaya çalıştığımız üreticilerin bazen yapmış olduğumuz entegrasyonlarda başarılı olamadığımız senaryolar yer almakta. Bugün biz burada bu fikirlerimizi ön plana çıkartarak acaba neler yapabiliriz? Farklı sektörlerde nelere değinebiliriz? Ve bu kazançlar bize ne getirir? Açıkçası onları görmüş olduk. Bu deneyimler daha doğrusu özür diliyorum. Bize ne getirir? Onları görmüş olduk. Kazançlı bir gün olduğunu düşünüyorum ben. Açıkçası sizlere de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliğe beni de davet ettim. Burada panelist olarak ağırladığınızdan dolayı. Teşekkürler.